Bu desen yetenekli bir sanatçının eseri gibi duruyor. Halbuki bir sanatçı tarafından yapılmadı. Hatta bir insan tarafından bile yapılmadı. Bu desen bir mürekkep balığının eseri. Detaya inmek gerekirse uzun kuyruklu kıyı mürekkep balığı da diyebiliriz. Ona yaklaştığım zaman saldırganlığının işareti olarak kırmızıya dönüşüyor. Derisinin yaptığı bu hareket beyninin mutlak kontrolü altında. Mürekkep balığı derisinin içinde kromatofor adı verilen pigment kesicikleri bulunur. Her bir kromatofor çok küçük kaslar tarafından çekilerek açılır. Mürekkep balığının kırmızıya dönmesi için beynindeki nöronlar bu kaslara birer sinyal gönderir. Kaslar da aynı anda tüm kromatoforları açar. Burada deney için başka bir mürekkep balığının yan tarafındaki küçük alana giden sinirleri kestik. İşlemden hemen sonra kromatoforların çalışması durdu. Deriyi beyinden ayırdığımıza göre olması beklenecek şey de zaten buydu. Fakat kromatoforlar böyle kalmadı. Birkaç gün sonra bu oldu. Bu mürekkep balığı derisi üzerinde kontrole sahip. Buysa değil. Fakat nedense bu kromatoforlar yine de açılıp kapanıyor. Mikroskop altında yakından bir bakalım. Kromatoforlar çok güzel renk dalgaları halinde açılıp kapanıyor. Bu desenler çok karmaşık olabiliyor. Su altının büyülü dünyasında ahtapotların avlarını hipnotize etmek için buna benzer desenler kullandığını düşünenler de var. Fakat mürekkep balığının üzerindeki bu karmaşık desenler deri ile beyin arasındaki bağın kesilmiş olmasına rağmen hala oluşmaya devam ediyor. Neler oluyor? İlk olarak kromatoforların nasıl büyüyüp küçüldüğünü ölçmek istedim. Bunun için her bir kromatoforun zaman içinde değişen boyutunu ölçen bir program yazdım. Olup biteni daha net görmek için işe biraz renk katalım. Bu programda açık kromatoforları kırmızıyla, kapalı olanları ise maviyle işaretledim. Bakın, açılmadan hemen önce bu kromatoforun komşuları ne yapıyor? Kendisi açılmadan önce komşuları açılıyor. Tekrar izleyelim. Bu davranış nasıl bir kuralla belirleniyor olabilir? Kromatofor komşuları açıldıktan sonra açılıyor diyebilirsiniz. Ama gerçekten o kadar basit mi? Sadece bu kuralı kullanarak mürekkep balığının derisini simüle eden bir program yazacağım. İşte oldu. Küçük noktalar kapalı kromatoforları, büyük noktalarsa açık kromatoforları temsil ediyor. Hadi programı çalıştıralım. Pek gerçekçi görünmüyor. Çünkü mürekkep balığının derisindeki kromatoforlar defalarca açılıp kapanıyor. Ama bu simülasyonda sadece bir kez açılıyorlar ve açık kalıyorlar. Bir kural daha eklersek ne olur peki? Mürekkep balığına bir daha bakalım. Şuna ne dersiniz? Bir kromatoforun açıldıktan sonra tekrar açılabilmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Refrakter periyot adı verilen bu tür bir duraksama ihtiyacına nöronlar da dahil olmak üzere birçok hücrede yaygın olarak rastlanır. Simülasyonun ikinci denemesi şöyle olacak. İlk olarak kromatofor komşularından sonra açılacak. Eklediğimiz yeni kurala göre açıldıktan hemen sonra bir süre mola verecek. Üste açık kromatoforlardan oluşan bir hat var. Altta ise refrakter, yani açılmadan önce bir süre beklemesi gereken kromatoforlardan oluşan ikinci bir hat bulunuyor. Çalıştıralım ve görelim bakalım ne oluyor. Bu, gerçek mürekkep balığı derisine daha çok benzedi. Bu da 3 farklı renk kromatofor eklediğim bir diğer simülasyon. Grilerin rastgele büyümesini, sarı ve kırmızıların ise komşularına farklı hassasiyetlerle tepki vermesini amaçladım. Gördüğünüz gibi simüle edilen desenler çok basit kurallar tarafından yönetilmelerine rağmen ne kadar da karmaşık görünüyorlar. Mürekkep balığının derisindeki bir bölgeye giden sinirleri kestiğimiz zaman kromatoforlar sanki kendi akılları varmış gibi davrandı. Halbuki sadece şu iki basit kuralı izliyorlardı. Komşularını izle ve açıldıktan sonra biraz bekle. İşte bu basit kurallardan büyüleyici desenler doğabiliyor. Adeta bir sanat eseri. Biyolojinin karmaşık dünyasında bile bazı çok güzel şeyler çok basit kavramlarla açıklanabiliyor.